Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal hakka hakkan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve edhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını hayatını okuyup yanıştığı nöbetteki dersimiz, bugünkü dersimiz Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'u hakkında. Zübeyr ibn-i Avvam, o kişinin tolu isimleri Az-Zübeyr ibn-i Avvam, İbn-i Huveylid, İbn-i Asad, İbn-i Abdül-Uzza, İbn-i Kusay, İbn-i Kilab, Al-Qurashi, Al-Asadi, Abu Abdullah künyesi. Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisi. Tirikligida cenneti ekanligini haberini eshitgan 10 ta sahabanı biri. Ömer ibn-i Hattab'ın vafatından keyingi ahli şora bo'lgan 6 kişinin biri. Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'u Peygamberimizin ammasi Safiye bint Abdülmuttalib'in oğlu. Zübeyr ibn-i Avvam Hicretten 28 yıl evvel dünyaya geldi. Mekke'de Ebu Bekir Sıddık razıyallahu anh onu kuladı iman gekegeni de 15 ya ki 16 yaştaydı. Yaş yiğitirdi. O kişi İslam'ını kabul kılarken Mekke'de evvelki Müslümanlar yolukken hem aziyet, meşakkatler o kişi gelmiyor yoluktu. O kişinin hem kıynaştı. Hususan amakileri o kişinin imandan kaytarışı için baylap koyup, ayağın tayyadan ot yakıp tutun bilen azap verdi. Lekin bu nasıl o kişinin imandan kaytarmadı? İmanı da sabit kaldı. O kişi Habeşistan'a kılınken ikkala hicretle hem katnaşken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katnaşken barcha gazatlarda uzatını yanıda bulgenedi. Buradalar Allah azze ve celle bendeye neme bergen bulsa şu nesini Allah'ın yolunda sarf kılarken Allah bergen şu nimetini zakatını ada akıttı. Kuvvetli kişi özünün kuvvetini hakkını royup çıkarış için sarpsa kuvvetini zekatını ada akıttı. Hünerli adam özünü hünerini adamlara faydalı bugün işe sarplasa hayri ihsanını kısa hünerden demek hünerini zekatını ada akıttı. Hünerini yani hünerini ünü bösedi. İlimli kişi ilmini eğer insanlar yetkizişlikke hakkını yetkizişliği yolda sarplayan olsa ilmi köpeğedi. İlim okuyanlar cüde yaşı bulasılar. İlim okuduz okusuz köpeğedi ilimiz. Eğer tek kop koysanız, az yiyip getirdi, unutulmam bir bolasız. Talib ilim. Özünün vaktini ilim bir sarflasa demek özünün vaktini zakatına da akıttı. Kim ki Allah'ta olan neme bergen bolsa, şunu Allah'ın yolda sarflaşlı gereği boladı. Ve mimma razakunahum yunfikun. Biz onları rızkılı bergen eseden onlar infak ihsan kıladılar. Zübeyr ibn-i Avvam raziyallahu anh'u Allah'ın yolunda birinci olup kılıçını yalangaçlayan kişiydi. Uhud günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı da sabit durgen kişilerden idi. Zübeyr ibn-i Avvam'ın farzantlarından maşhuru Abdullah ibn-i Zübeyr. Yani üçün farzantlarından Urva ibn-i Zübeyr, Mus'ab ibn-i Zübeyr. Zübeyr ibn-i Avvam raziyallahu anh'u Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Asma'yı ülengen idi. Asma binti Ebu Bekir ne katta farzantı Abdullah ibn-i Zübeyr Medine'de tuğulgen birinci oğul balıydı Müslümanlığı arasında. Sira derslerden malum, Müslümanlarını Medine'ye hicret kılıp gelen günlerden, Resulullah'ını hicret kılıp gelen günlerden başlayıp, 4 ay öttü, Müslümanlarının arasında oğul farzan tuğulmaya koydu. Tuğulsa kız bola tuğuladı, eğer oğul bola tuğulsa ölüp kaladı. Şunda Yahudiler, gepler kaçıştı, biz Müslümanlarını sehirlap taşladık, bunlar diyeyim de oğul farzan tuğulmaydı umuman, bunlar kırılıp yokup getirdi. Asma binti Ebu Bekir hicret kılıp gelen de Medine'ye hamile de aradı, keldi de oğul tuğdu. Abdullah ibn Zübeyr. Sahabaların kuvançı çeksiz. Abdullah ibn Zübeyr'ini kötarışıp demonstrasya kılışı vardı. Allahu Ekber de takibir ayıp Medine köçelerini aylantırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alıyor yap gelişti. Bu kişinin bana katta farzandı. Amirul Mu'minin Umar ibn Hattab raziyallahu anh'u köç hareketi borarken bir top oynayken yaş balalar halifanı görüp hakikarıp tırkarıp kaçıp yetişti. Fakat bitti bala tur aradı. Ben ne çekir yani 10 yaşardır, 12 yaşardır Allah biladı. Yaş bala.
Halife bu balanı korkup kaçmaganligidan hayran bo'lib, "Ey bola, nima yo'qolmaysan sen?" dedi. "Ey amiral mu'minin," dedi. "Jazoingizdan qo'rqqani men gunohkor emasman. Bir xato ish qilganim yo'q. Zulmingizdan qo'rqqani siz zolim emassiz," dedi. "Yo'l bo'lsa keng, o'tib ketaverasiz, ikkimiz ham sig'amiz," dedi. "Kim bolasizsan?" dedi. "Zubayr ibn al-Avvomning o'g'liman," dedi. Sirat kitoblarida keltirilishicha, mana islomdagi darajasi, Zubayr ibn al-Avvomning islomdagi darajasi, Zubayr roziyallohu anhu 4-chi yoki 5-chi bo'lib iymonga kelgan deyiladi. Alloh taolo. Musulmonlar uchun qiyin bo'lgan, mashaqqatli bo'lgan kunlarda iymon keltirgan bu kishilar. Birodarlar, Rasulullohga butun Quraysh dushman bo'lib turganida, musulmonlarga ahvol juda og'ir bo'lib turgan paytda iymon keltirganlar, albatta bularning qadr qiymati baland bo'ladi. Chunki payg'ambarimizni jinni desa ham, kohin desa ham, majnun desa ham, shoir desa ham hech kim hech narsa qilmaydi. Bunaqa holatda iymon keltirish faqat haqiqiy quvvat, haqiqiy iymon egalarining ishi, birodarlar. Ammo odamlar keyin iymonga to'da-to'da bo'lib kirib kelishdi. Makka fathidan keyin. Makka fathidan keyin islomni quvvatga kirgani zohir bo'ldi. Musulmonlarni qo'liga janglarda katta-katta o'ljalar tushdi. Islomdan manfaat ko'rinib qolgandan keyin iymon keltirganlar bilan İslam zayıfligida iymon keltirganlarning albatta katta farqi bor o'rtasida. Alloh taolo aytadi: "Astad billah la yastavi minkum man anfaqa min qabli al-fath va qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du va qatalu." Qarang, Makka fathidan keyingilar bilan Makka fathidan avvalgi mu'minlarning farqini. Alloh taolo aytadi: "Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari infoq ihson qilgan va urushgan kishilar Makka fathidan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilar bilan barobar bo'lmas. Teng bo'lmaydi. Teng bo'lmaydi. Ulardan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Avvalgilarning martabasi ulug' bo'ladi. Demak, haqiqiy qahramonlik, haqiqiy fidoilik haq zaif bo'lib turgan paytda unga ko'mak ko'rsatishda ko'rinadi. Birodarlar, Alloh taolo payg'ambarlarini hammasini podshoh, hammasini bir sultonlarga aylantirib qo'yishi mumkin edi. Agar payg'ambarlar podshoh bo'lib turib odamlarni haqqa chaqirganda odamlar itoat qilardi hammasi. Lekin hammasi qalbi haqqa moyil bo'lib, payg'ambarning haq ekanligiga qalbi taskin toptirib ergashmas edi, qo'rqqanidan ergashar edi. Ammo Alloh taolo payg'ambarlarni zaif, nochor bo'lib turib da'vat qilishini xohladi. Toki iymon keltirganlar haq ekanligini ko'rib, qalbi bilan taskin topib iymon keltirsin. To'g'rida, da'vatchining qo'lida, domlaning qo'lida, haqqa chaqirayotgan kishining qo'lida hech qanday narsa yo'q. Puli yo'q, mansabi yo'q, seni bir o'tkazib qo'yadigan, faqat haq u bilan. Senga dunyo tomonidan hech qanday foyda keltira olmaydigan holatda ham iymon keltirib amalda bo'ldingmi? Albatta, seni qadring, manzilating boshqalardan farqli bo'ladi. U zotning mavqiflaridan namunalar. Alloh yo'lida birinchi bo'lib qilichni yalang'ochlagan Zubayr ibn al-Avvom edi, deydi Sayyid ibn Musayyab. Kunlarning birida Makkada ekan, Muhammad o'ldirildi degan ovozni eshitdi. Uyida edi, shunday qilichini sug'urdi dixinidan ko'chaga yugurib chiqdi. Rasululloh ro'parasidan kelib qoldilar-da, "Ey Zubayr, qayoqqa ketyapsiz? Nima bo'ldi sizga?" Zubayr ibn al-Avvom, "Sizni o'ldirildi deb eshitdim," dedi. "Nima qilmoqchi edingiz?" "Vallohi Makka ahliga qarshi mana shu qilishim bilan qarshi turmoqchi bo'lgan edim," dedi. Bitta o'zi. Albatta, bu holat payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatiga dalolat qiladi, birodarlar. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu o'zini bir hovlisini 6000 ga sotdi. Aytishdiki, "Arzon sotib qo'ydingiz, kuydingiz," deyishdi. "Arzon sotib qo'ydingiz. Aldandingiz." "Vallohi aldanmadim," dedi. "Hali ko'rasizlar, aldanganim yo'q. Sizlar guvoh bo'linglar, mana shu 6000 Alloh yo'lida infoq," dedi. Nech pulga aldab qo'yishgan bo'lsa, qiyomatga o'tib ketdi. Ikkita odam bir pul ustida talashib qolishdi. "Falonchasi meniki, falonchasi seniki," dedi. Ikkinchisi, "Yo'q, falonchasi meniki, falonchasi seniki," dedi. Ikkalasi ham bir ikkinchisiga xo'p deb qo'ymayapti. Qanday hal bo'ldi bu mushkula? Mushkula shunday hal bo'ldiki, pulda hammasi Alloh yo'lida infoq qilinadigan bo'ldi. Shunda kimi haqqi qancha bo'lsa, qiyomatga shuncha o'tdi. Shunaqa yechim ham bor ekan, qarang. Talashib qoldingiz, Allohga o'tkazib yubordingiz.
Allah da oluyor borgen de hakiki hesap buladı mı? Hiç kime hakkı, hiç kime götüp yetmedi mi? Ali İbni Zayd'dan menge Zübeyir İbni'nin avamını körgen kişi ayıtıp verdi. Zübeyir'in kökreği de Nayza'nın üçü, Kemal'ın okızlarından kolgen cerahatlar huttu adamı közü dek ırgıp olduğu çıkıp duradı. Cerahatlı köprü giden. Allah'ın yoludaki gazatlarda katlaşken bana şu sahabalarının cesetleri ondaki cerahat ızları kıyamet günü de onlarının faydası gibi burada güvahlı bir adı. Şimdi cesedi de masiyetten fisk-ı fücurdan ız koyan kişilerine bu asarları, ızları kendi güvahlı bir erken. Elbette bu kitab-ı ifanın farkı var. Şimdi bizi cesetlerimiz neyse güvahlı bir adı kıyamet günü de. Allah diyor da bırakacağımız şilingen mi? Allah için bir abdada koyanımız mı? Ya bir abetsiz kop ketkenimiz mi? Zübeyir İbn-i Avvam ayta aradı. Sizlerden kaysi biriniz salih amallardan bulgen hasılını özüge tayarlay alış koludan gelse bas şundayı kısın. Siz bilen bizi Allah'ı huzuru dege mertebemiz makamımız nemege bağlıq? Kıpoyan amallarımız bir kim özünü bana şu dünyada kıyın ağır hesap bulan hesaplasa kıyamatta yengil hesap bulan hesap kılınadı. Kim dünyada özünü yengil hesap bulan hesaplasa kıyamet günü de ağır hesap bulan hesap kılınadı. Zübeyir İbn-i Avvam radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen daim bir gibi olup uzattan acınamayken. Lekin şunu diye basayım uzattan köp hadisi rivayet kılınmayken. Bana bilesiler Abu Hurayra, İbn-i Mas'ud, Ayşe anamız, başka sahabalar peygamberimizden cüde köp hadisleri rivayet kılışken. Demek ki Zübeyir İbn-i Avvam köp hadisi rivayet kılınmayken. Abdullah ibn Zübeyir aytadı, otamdan soradım. Men Abdullah ibn Mas'ud ve falancı falancılardan eşitkenim dek, sizni Resulullah'ın hadislerini gapirayotganingizni eşitmeyim ben dedim. Zübeyir ibn Avvam dedi. İslam'a kirganimdan buyon Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ajramadım. Lekin men Resulullah'ın la takdibu alayya. Faman kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan hadisini eshitganman. Shuning uchun ko'p hadis aytmayman. Ma'nosi nima edi? Rasululloh aytganlar, kim menga qasdan yolg'onni nisbat qilsa, men aytmagan narsani payg'ambar aytdi desa, o'zini joyini jahannamga to'risdan tayyorlaursin degan eshitgan. Shuning uchun ko'p aytmayman dedi. Lekin shunday bo'lsa-yam, ayrim hadislar bu kishidan rivoyat qilingan, shundan bittasini o'qiymiz. Ani Zubayr ibn al-Awam roziyallohu anhu qala qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam dabba ilaykum da'ul umami qoblakum al-hasadu wal-baghdo. Xuddi siz bilan biz zamonimiz uchun aytilgan hadisga o'xshaydi. Ayni hozirgi davrga musulmonlar uchun aytilganda. Rasululloh aytdilar, sizlarning ustingizga sizlardan avvalgi ummatlarning kasalligi keldi. Hasad va nafrat. Avvalgi ummatlar mana shu ikkita kasal bilan qirilib ketgan ekan. Biri-biriga hasad qilgan, biri ikkinchisini yomon ko'rgan, gina kudurat bo'lgan, nafrat bo'lgan. Hozirgi kunda musulmonlarimiz o'zini olib qaraydigan bo'lsangiz, guruh-guruhlarga bo'linib olib, jamoat-jamoatga bo'linib olib, biri ikkinchisini yaxshi ko'rmay ekanligini ko'rasiz. Zübeyir ibn Avvam'ın oğluya kıyan nasihatı. Cemal günü de Zübeyir ibn Avvam özünü oğluya vasiyet kılıp aytti. Oğlum eğer bir narsadan acizlik kılsan, Mevla'yımdan sonra, hacamdan sonra, Abdullah raziyallahu anhu, vallahi nimanı nazarda tutuyorkenize düşünmedim dedi. Mevla'yınız kim? Allah dedi. Kişi, İmanı küçüğen sarı Allah bilen boyan alakası buradalar mustahkemmeni bu arada. Doğrudan doğru özden soru ediyen bu kaladı. Lekin adamladı köpü tanış bir işe suyanadı, sebepler gele suyanadı. Bu da içi açık koydum, darını vakti de verdim, sulukudum, bir yıl zor burada hasıldıydı. Sebepi gele suyanadı. Lekin hakiki imanı kuvvetli boyan onun Allah'a suyanadı. Çünkü Zekeriya aleyhisselam ki Rabbisi'den dua kılıp sorarken labini ham qimillatib qo'ymagan ekan. Iznada robbahu nidan xofiya. Eslang, Parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Liyas'al ahadukum robbahu hajatahu kullaha, hatta yas'ala shis'a 'alayhi idza inqata'a."
Sizlerden biriniz özünün hacetini Rabbisinden sonrasın. Hatta ayak kıyımını ip üzülüp gitken bu siyem. Hatta bana şu nasıl bu siyem kiskine deme. Allah'dan katlar anasını sonra patinken özünün yavalı olasın ipini deme. Çünkü Allah vermez o şu ip diye malanıysan. Abdullah ibn Zübeyir ederdi. Vallahi de. Otasının nasihatini işken Abdullah ibn Zübeyir. Karzdan bulgen buram bir külfet kekirip kalsam. Şunu derdim. Ey Zübeyir'nin mevlası benim karzımını üzgün. Bas Rabbim karzımı uzar dedi. Kimi karzı yok? Kimi hakkı yok? Kimi müşkülası yok? Hemen iki bu. Allah'ın özünden soruştuğu kere bu kadar. O kişinin faziletlerinden Badr günü de Zübeyir ibn Avvam'ın başında sarık sallası vardı. Cebrail aleyhisselam bana şu siması da Osman'dan düştü. Banu Kurayza günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir ibn Avvam'a ata anam sizge fida olsun dedi. Buradalar sanaklı sahabalarga Resulullah bunu kadar. Bana şu Uhud günü de Sa'd'in Nabi'ye kasi etkenler. Her kemanda ok atkende müşrilerden bittesini yetiştirdikleri körüptürüp atın ey Sa'd ata anam sizge fida olsun dedi yanıda. Sa'd ibn Abi Waqqas maqtanib yuraradi. Mana xuddi mana shu so'zni Rasululloh Zubayr ibn Avvomga aytganlar. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Badr kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qo'shinini o'ng tomonida turdi. Rasulullohning sahobalaridan shu batol deb qo'yadi mana arab tilida. Geroylarni aytadigan bo'lsangiz Hamza ibn Abdul Muttolib, Zubayr ibn Avvom, Miqdod ibn Amr, Hamza roziyallohu anhu, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni ko'ramiz. Bunlar da kıyken amelleri ulardı şimdi bir ulu martabaya manzilatke kötardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir ibn Avvam'ını mene havariyim de betkenler. Havari degeni en yakış görgen, en işengen, en yakın adamı degeni. Haybar günü de Müslümanlar bilen, Yahudilerine, kahramanlar ortası da cüdekü mübarazalar, yekke meyke alışıyorlar bu onu. Müslümanlar hemasını yengeçti. Ana şu mübarazalarını biri de Yasir isimli pahlavan ortaya çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kadar uzun adamı körme geldiler. Körüp durup 5 zira var mı? Degene kendiler. 2,5 metreli adam bu geldi. Kim menge karşı çıkardı degende Müslümanlarına hiç kim çıkmaydı. 2,5 metreli adam. Tasavvur kılın. Üstünde temiri var. Kolada kılıçı var. Kalkanı var. 2,5 metre. Ne çıkıyla var 2,5 metreli adam? Upa etti adamı. 2,5 metre. Zübeyir ibn Avvam men çıkamam dedi. Şunda Zübeyir ibn Avvam'ın anası Safiye binti Abdülmuttalib bana şunu yıkılıp terbiyeleyken, özü yüreğiyle ayol bugün. Ya Resulullah, balam öldürüp koymasın mı kendine gene de inşallah balez onu katıl kılat dedi. Bir saat alışıp yenedi. 2,5 metreli adamdı. Şunda Peygamberimiz etkenler, kursan bugünlerden likulli nebiyyin havari ve havariyi Zübeyir ibn Avvam. Her bitti nebiyyine havarisi buladı. Mene havariyim Zübeyir ibn Avvam deganlar. Bugün Zübeyir ibn Avvam tirik qolish kerak, peşine yozilgan Yasir ölüş kerak. Bugün çıksa ham çıkmasa ham bu oladı bu tirik qolar edi. Çünkü Müslüman adam aytadi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay. Yozilmagan bo'lsa nimaga qo'rqay? Zübeyir ibn Avvamning taqvosi. Biz bu kişinin fakat cenk meydanındaki kahraman devle bilemez. Lakin bu tamamen hem eşleri de. Bizde acayip de, bizde takvadardaki adam, ne dedi? İbadet kan, takvadardası fakat mescid yürüyordu, fakat şekli yakarıydı, başka tamamen yok. O sport bilen şugurlanmıydı, ticaret bilen, dünya işi bilen şugurlanmıydı, bir tamamlama. İli ne yapar o? Sport bilen şugurlansa, fakat sport, ibadet bilen işi yok. Bu sahabalar her tamamlama bu yankarıylar. Adamlar Zübeyir ibn Avvam işançlı adam bo'lganligi uchun omonatlarini qo'yib turishardi. Saqla bering deb. Lekin Zübeyir ibn Avvam nima deb olar ekan bu omonatlarni? Qarz deb olar ekan. Nima uchun? Agar omonat deb olsa, Zübeyir ibn Avvamning aybisiz, kuyib ketsa, yo'qib ketsa, o'g'ri olib ketsa, omonatdor odam aybisiz. To'lanmaydi shariatda. Endi qarz deb olsa, biror talofat etsa, to'lab berishligi kerak. Takvasıdan, parhezgarligidan şunu yıkılarken, omonatlarni omonatda bo'lmasa-kan, nima derken? Qarzda bo'larken, qaytib kelib so'raganda omonatini qaytarib berar ekan. U kishining zohidligi. Zohidlik nima? Dünyanı
kalbizde emas, qo'lingizda bo'lishligi. Zohidlik dunyo matohi kalbizde emas, qo'lingizda bo'lishligi. Agar kishini dunyosi qalbiga joylashib qoladigan bo'lsa, bu dunyosi kishini Allohdan to'sib qo'yadi. U kishining hayotida bo'lgan mavqiflardan Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Zubayr ibn al-Avvom bir ansoriy bilan talashib qoldi. Qaysinisi suv bilan bog'ni birinchi sug'orib oladi. Payg'ambarimiz oldiga kelishdi, husumatlashib, payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Zubayr, sug'orib olib, so'ngra suvni qo'yib yuboring, u ham sug'orsin" dedilar. Shunda boyaga ansoriy qarab turib, "Ammezi o'g'li bo'lganligi uchun da birinchi sug'orish kerak" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ranglari o'zgarib ketib, g'azablanib, "Sug'oring ey Zubayr. To suv devorga yetkunicha sug'oring, yana ushlab qoling" dedilar. Ya'ni payg'ambarni chiqargan hukmiga norozi bo'lganligi uchun payg'ambarimiz "Berma suvni bunga" dedi. Shunda Zubayr ibn al-Avvom aytadi, "Menimcha" dedi, "ushbu oyat mana shu haqida nozil bo'lgan." Qaysi oyat? "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Yo'q, Robbing ila qasamki, ular o'zlari orasida sodir bo'lgan kelishmovchilikka seni hakam qilmagunlaricha mu'min bo'lmaslar. Shariatda manaqa deyilgan desa, ko'nmayapsizmi? Demak, iymoningiz hali iymon bo'lgani yo'q. Hali iymoningiz komil bo'lgani yo'q. U kishining vafoti. Bilasizlar, bu ulug' qahramon, mislsiz qahramonliklarni ko'rsatgan bu ulug' inson jang maydonida, ochiq maydonda qatl qilinmagan. Ali ibn Abi Talib darslarida aytib o'tdik, mana Jamal va Siffin ma'rakalari bo'lgan, musulmonlar o'rtasida bo'lgan janglar bu tariximizning qora kunlari. Bir tomondan Ali ibn Abi Talib, ikkinchi tomondan Oysha onamiz qo'shini bir-biriga to'qnash keldi. Oysha onamizning qo'shinida Zubayr ibn al-Avvom va Talha ibn Ubaydullohlar bor edi. Ikkala taraf keldi, urush bo'lmadi. Sulhga kelishdi. Tong otganda sulhga kelishiladi, qo'shinlar birlashib ketadi. Ammo buni xohlamagan fitnachilar o'rtada fitnani qo'zigan. Tunda Ali ibn Abi Talib tomonga bir qismi hujum qildi. Yana bir qismi Oysha onamizning qo'shiniga hujum qildi. Ikkala taraf ham bizga xiyonat qilish deb turib, tunda bir ikkinchisiga hujum qildi. Musulmonlarda qoni to'kilishni boshladi. Zubayr ibn al-Avvom ham jang maydonida edi. Shunda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu o'zi keldi ham deyiladi, bir odamni yubordi ham deyiladi, ikki xil rivoyat bor. Shunda Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhuning oldiga kelib aytildiki, "Ey Zubayr, esizdami? Bir kuni siz Rasulullohni oldida o'tirganingizda Ali ibn Abi Talib o'tib qoldi yoningizda. Shunda uni ko'rib turib kuldingiz. Ali ibn Abi Talibni ko'rib kuldingiz. Shunda Rasululloh, "Yaxshi ko'rasanmi qarindoshingni?" dedilar. "Ha, yaxshi ko'raman uni" dedingiz. Shunda Rasululloh sizga aytgan, "Tuhibbuhu fillah, vallohi la tuqatilannahu wa anta lahu zolimun." Uni Alloh uchun yaxshi ko'rasanmi? Vallohi bir kun keladi, sen unga qarshi zolim bo'lgan holingda urushasan degan edi dedi. 30 yil burun aytilgan hadisni Zubayr ibn al-Avvomga eslatdi. Shunda Zubayr ibn al-Avvomni yodidan ko'tarilganda bu hadis. "Ha" dedi-da qilichini tushirib chiqib ketdi jang maydonidan. Esdan chiqarib qo'ygan edi. O'zini quli bilan jang maydonidan tashqariga chiqdi-da Saba deb nomlanadigan vodiyga ketdi, yonida quli. Amr ibn Jurmuz ismli kishi ular bilan birga yashib chiqdi. Zubayr unga qarab, "Nimani xohlaysan?" dedi. "Sizlar bilan birga chiqib ketishni xohlayman" dedi. Zubayr ibn al-Avvom ruxsat berdi. Yo'lda dam olishni to'xtatdi. Zubayr ibn al-Avvom uxlayotganida Amr ibn Jurmuz to'satdan hujum qildi, qul ulgimadi himoya qilib. Zubayr ibn al-Avvom qatl qildi. Qo'li ikkita qo'lida qilich bilan jang qila olgan sahoba bo'lgan. Biroq yenga olmagan bu kishini jang maydonida. Biroq peshonasiga kela olmagan. Lekin shunday xiyonat bilan qatl qilindi. Amr ibn Jurmuz bu ulug' sahobani qatl qilganidan keyin boshini tanasidan ajratib Ali ibn Abi Talibni chodiriga olib bordi. Endi uni nazarida Ali ibn Abi Talibni dushmanini qatl qildi, endi Ali katta mukofot berishli kerak. Ali roziyallohu anhu bu vaqtda bo'layotgan ishdan hayron o'zini chodirida o'tirib duo qilayotgan edi yig'lab. "To'xtanglar, to'xtanglar" deb odam yuborardi, lekin jang to'xtamayotgan edi. Amr ibn Jurmuz xalifani chodirni oldiga kelib, "Xabar qilinglar xalifaga, men Amr ibn Jurmuzman. Zubayr ibn al-Avvomni boshi bilan qilichini olib keldim" dedi. Ali ibn Abi Talibga bu xabar xuddi chaqmoq kabi tushdi. Zubayr qatl qilindimi? Qanday qilib qatl qilinadi?
Halife sohşi gidiyordu içkereden turup. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Beşir katile binim Safiyyete bin nar degenini işken ben çıkıp ayt dedi. İbn-i Safiyyeni katıl kıyenge cehennem başaratını ber degeni. Amr ibn-i Cürmüz bunu eşit durup katıl buluşunu buldu da koçup gitti. Zübeyr ibn-i Avvam'ın kılıçını Ali ibn-i Abi Talib'in aldı yap girişti. Uzat kılıçını koluya alıp öpüp durup etti ki bu kılıç niye gelse dedi. Şu kılıçı bilen Resulullah'tan köp aziyetlerine dafkılar edi dedi. Bu sahaba Cemal vakıyası da 36. yıl Cümadul Ula'yı da 66 ya ki 67 yaşında şahit oldu. Zübeyr ibn-i Avvam fitneni terk kılıp bunda katlaşmazlık ki karar kılıp çıkıp yetiyorken de hıyanat bana bana şunu katıl kılındı. Bu ulu sahabi, ulu kahraman, mübaşir bil cenne, İslam tarihinde ulu kahraman ile kürsetken, ceng meydanında akıllarını lal kaldıradıken, mısılsız fidali kürsetken, Resulullah'ın hemme cenglerde uzatmadan birge katlaşken, İslam'a birinci bolip girgen, Şam ve Mısır'ın fatıkıda katlaşken, Müslümanların büyük serkerlerden bulgen bu büyük insan, Resulullah'ın havarisi bana şimdi katıl kılındı. Neme kulağı salamız? Ülkeler, Ali ibn Abi Talib'ni kafirge çıkarken havariciler yaşlar idi. Kareler idi. Takvadarlar idi. Lekin ilimsiz idi. Ularda közüde, ularda nazarıda doğru bulup körüngen iş, ular üçün doğru bulup köründü. Lekin aslında o batılıydı. Ana şularda kıyken işini kesapatı ge, mana şundaki Talhat'ın Ubaydullah, Zübeyr ibn-i Avvam'daki uluk sahabalar katıl kılındı. Fitneni kozu ekenler, Allah'da lanatı yakaladığı adamlar buladı. Al fitnetu naimatun la'anallahu man ayqadaha degenler Resulullah. Fitne, fitne. Özü uhuleydiğe nasıl oladı tabiatı da? Kimdir uygatadı? Ana şu fitneni uygatıyken ki Allah'da lanatı bulsun dedi. Buradalar Allah Azze ve Celle bu ulu sahabalarının hayatını okuburgenip ibret alışıydı hemen.